dostlar. Bu videoda iyi bir AirPods Pro alternatifi olan Huawei FreeBuds Pro'yu inceliyoruz. Öyleyse gelin beraber videoya geçelim. Huawei FreeBuds Pro piyasada 3 farklı renk seçeneğiyle bulunuyor. Bu renkler karbon siyahı, seramik beyazı ve gümüş orman renkleri. Elimdeki inceleme ürünü ise gümüş orman renginde. Renginin gayet hoş ve güzel durduğunu söyleyebilirim. Kulaklıkların dış tasarımına baktığımızda kulak çubuklarının köşeden yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde olduğunu görüyoruz. Sürücülerin olduğu kısım ise oval bir tasarım benimsenmiş. Kulaklıkların dış tarafında 2 adet, iç kısmında ise 1 adet ve toplamda 3 adet mikrofon olmak üzere gelişmiş gürültü engelleme özellikli mikrofonlara yer verilmiş. Kulaklık çubuklarında ve sürücülerin olduğu kısımda kemik sensörü adı verilen sensörler bulunuyor. Videonun ilerleyen dakikalarında günlük kullanımda özellikle bu kemik sensörün özelliklerinden bahsedeceğim. FreeBuds Pro'nun şarj kutusuna geldiğimizde ise daha önce bu kanalda incelemiş olduğum Beats Studio Buds'ın şarj kutusuna benzer bir yapıda tasarlanmış. Kenarlardan yumuşatılmış ovalimsi bir yapıda. Şarj kutusunun altında bir adet Type-C girişi mevcut. Yan tarafında ise resetleme ve Bluetooth bağlantısı için eşleşme butonu bulunuyor. Kutunun içerisinde de kulaklıkların şarj seviyesini kontrol edebileceğimiz bir bildirim ışığı bulunuyor. Kulaklığın şarj kutusu plastik premium bir malzemeden yapılmış. İçine kulaklıkları koyduğunuzda gerçekten bu kulaklıkların ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Daha önce Anker R100 ve Tatronic Sound Liberty 53 Pro kullanan biri olarak şarj kutusunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Kulaklıkları elinize aldığınızda eksi olarak parmak izi bıraktığını söyleyebilirim. Kulaklıkların su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılığı bulunuyor. IPX4 sertifikaya sahip. Kulaklığın kutusunun içerisinden farklı büyüklüklerde silikon kulaklık ucu çıkıyor. Ayrıca Huawei AI Life uygulaması üzerinden de kulaklık ucu uyum testini yaparak kulağınıza en uyumlu silikon ucu takıp kulaklığı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben kulaklığı kulağıma taktığımda herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. İster yürüyüş yapın, ister spor yapın, ister kendi egzersizlerinizi evde yapıyor olun. Bu kulaklıklarla gün boyu kesintisiz bir şekilde aktivitelerinizi tamamlayabilirsiniz. FreeBuds Pro üzerinde bulunan kemik sensörleri sayesinde günlük kullanım için bize pek çok kolaylık sağlıyor. Kulaklık çubuklarının üzerinde bulunan kemik sensörü bir kere tıklattığınızda oynatmış olduğunuz müzik duruyor. Bir kere daha tıkladığınızda müziğinize devam ediyorsunuz. İki kere tıkladığınızda sonraki şarkıya, üç kere tıkladığınızda önceki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Uzun süreli basılı tuttuğunuzda ise aktif gürültü engelleme özellikleri ve şeffaflık modları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Kulaklık ses seviyesini de kulaklıklar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Kulaklığın ön tarafa bakan dokunmatik yüzeyini yukarı ve aşağı kaydırdığınızda ses seviyesini artırıp azaltabiliyorsunuz. Bu kontrolün kulaklık üzerinden olması gerçekten bizim için çok iyi, çok iyi bir kolaylık. Ama şunu söylemeliyim ki bu özelliği telefonunuzda herhangi bir müzik dinlerken kullanabiliyorsunuz. Instagram'da videolu hikayelerde bu özellik maalesef çalışmıyor. Kulaklıkların sürücü tarafında bulunan bir diğer kemik sensörü sayesinde kulaklıklardan herhangi bir tanesini kulağınızdan çıkardığınızda müziğiniz otomatik olarak duruyor. Kulağınızı tekrar taktığınızda ise müziğinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Kulaklık sensörlerinin tepkisinin gayet hızlı olduğunu ve başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kulaklığı kullanırken gerçekten çok memnun kaldım. Bu sensörlerin başarılı tepkisinden dolayı. Batarya performansına baktığımızda ise ANC açık 4,5 saat, ANC kapalı 7 saat batarya süresiyle bizi karşılıyor. Şarj kutusu ile beraber toplamda 30 saate kadar varan bir kullanım söz konusu. Bu kulaklıkların ayrıca kablosuz şarj özelliği de var. Ters şarj özelliğine sahip bütün telefonlarda bu kulaklıkları başarılı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ben bu kulaklıklarla çeşitli film ve videolar seyrettim. Hiçbir şekilde gecikme söz konusu değil bu kulaklıklar için. Bağlantı kalitesine geldiğimizde bu kulaklıklar Bluetooth 5.2 sürümünü destekliyor. Ve bu kulaklıkların içerisinde çift Bluetooth anteni bulunuyor. Bu çift anten sayesinde kulaklıklar telefonlarımıza daha hızlı bir şekilde bağlanıyor. Ayrıca olası bağlantı kopmalarının da önüne geçiliyor bu özellik sayesinde. Ayrıca çift anten bulunması sayesinde aynı anda iki cihaza da bağlanabiliyorsunuz. Cihazlarınız arasında da hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Huawei FreeBuds Pro'nun mikrofon kalitesi gayet güzel. Şimdi gelin sizinle beraber normal bir ortamda ve gürültülü bir ortamda Huawei FreeBuds Pro mikrofonları nasıl bir performans sergiliyor hep beraber görelim. Merhaba arkadaşlar, şu anda normal bir ev ortamındayız. Kulağımda Huawei FreeBuds Pro bulunuyor. Bu kulaklıkların mikrofonlarını şu anda test ediyoruz. Kulaklık sesimi size net bir şekilde ulaştırabiliyor mu? Ses performansı nasıl? Bununla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi de arkamda bulunan bilgisayardan kafe gürültü sesi açacağım ve bu kulaklıkların gürültülü ortamdaki ses performansını test etmiş olacağız. Öyleyse gelin beraber gürültülü ortamda
bu kulaklar nasıl performans sergiliyor? Hep beraber bir bakalım. Şimdi de hemen arkamda bulunan bilgisayardan gürültü açıyorum. Evet, şu anda arkamdan kafe gürültü sesi geliyor. Sesimin performansı şu anda nasıl? Kulaklık sesini size net bir şekilde ulaştırabiliyor mu? Arkadaki gürültüyü güzel bir şekilde engelleyip sesini size başarılı bir şekilde iletebiliyor mu? Bununla alakalı yorumları lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Öyleyse kulaklığın diğer özelliklerine geçelim. FreeBuds Pro'nun ses özelliklerine baktığımızda aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken çok düz bir ses profili bize sunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliğini açtığımızda ise kulaklığın ses performansı ciddi bir derecede artıyor. Özellikle bas performansının aktif gürültü engelleme özelliği açıkken hissedilir derecede arttığını söyleyebilirim. Aktif gürültü engelleme özelliğini kapattığımızda ise kulaklık daha çok tiz bir profile bürünüyor. Kulaklığın tiz ve vokal sesler için performansı gayet iyi, net ve dengeli. Kulaklığın ses profilini Spotify gibi üçüncü parti uygulamalarla kendi müzik zevkinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Bu konuda ses profillerine Huawei'nin AI Life uygulaması üzerinden müdahale edebilseydik gerçekten çok iyi bir özellik olacaktı FreeBuds Pro için. Marka uygulama içerisinde maalesef böyle bir özelleştirmeye izin vermemiş. FreeBuds Pro ile son ses seviyesinde müzik dinlediğimde seste herhangi bir patlama, çatlama ve bozulum ile karşılaşmadım. FreeBuds Pro hem pasif hem de aktif gürültü engelleme özelliğine sahip bir kulaklık. FreeBuds Pro'nun silikon kulaklık uçları sayesinde pasif izolasyon başarımı gayet iyi. AI Life uygulaması üzerinden de kulak ucu uyum testi yaparak silikon uçların kulağınıza iyice yerleştiğine emin olabilirsiniz. FreeBuds Pro'nun aktif gürültü engelleme özelliğine geldiğimizde ise aktif gürültü engelleme özelliğini kulaklıklar üzerinden ve mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyoruz. Kulak çubuklarına uzun süre basılı tuttuğumuzda aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyor. Mobil uygulama üzerinden aktif gürültü engelleme modlarını özelleştirebiliyorsunuz. Bu özelleştirme seçenekleri arasında dinamik, sıcak, genel ve ultra modları bulunuyor. Dinamik modda kulaklık dış ortamdaki sesleri analiz ediyor ve o ortamdaki gürültüleri seviyesine göre otomatik olarak engelliyor. Sıcak modunda düşük gürültüleri, genel modunda normal gürültülü yerleri, ultra modunda ise aşırı gürültülü yerlerdeki gürültüyü başarılı bir şekilde engelliyor. Kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliğini başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yaklaşık 40 desibele kadar sesleri aktif bir şekilde engelleyebiliyor. FreeBuds Pro'yu genel olarak değerlendirdiğimizde gerçekten iyi bir AirPods Pro alternatif olduğunu söyleyebilirim. Gürültü engelleyici mikrofonları ile günlük görüşme için gayet ideal bir kulaklık. ANC özelliği açık olduğunda kulaklığın genel ses kalitesi ve bas performansı gerçekten iyi bir hale geliyor. Kablosuz kulak içi iyi bir AirPods Pro alternatif arıyorsanız Huawei FreeBuds Pro tam size göre bir kulaklık olabilir. Piyasada şu anda 1700-1800 TL civarında bu kulaklıkları satın alabilmeniz mümkün. Benim kulaklıklar hakkında bahsedeceğim detaylar bu şekilde. Siz bu kulaklıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.